Ve şimdi de sıra geldi kandıra lokumunu sizler için yapmaya. Ama bu lokum öyle bildiğiniz lokumlardan değil. Kandıra'nın lokumu bambaşka bir lokum. Evet. Hanife ablacığım, nasıl bir lokum yapıyoruz? Malzemelerimiz neler? Un, su, ekşi maya yumuruyoruz. Kabarıyor. Sonra yağda şimdi gördüğünüz gibi peynirimizi koyup açacağız. Fırına sürüp yiyeceğiz. Of, yani bu lokum pide gibi peynirli harika bir lokum olacak. Hamurumuz hazır. Tabi hamurun birazcık mayalanması gerektiğinden dolayı sağ olsun Hanife abla biz gelmeden unu, suyu bir güzel yoğurmuş ekşi mayayla beraber ve ekşi mayamız mayalanmış. Harika, pamuk gibi böyle kabarmış. Evet. Ellerinize sağlık Hanife ablacığım. Evet, aynı lokumluktan ekmek de yapacağız, pide de yapacağız. Of, çok şanslıyız. Harika lezzetler bizi bekliyor. Şimdi hangi malzemeden devam edelim? Hamur. Hamurumuz burada. Bunu açacağız. Peynir. Lokumumuzla başlıyoruz. Tamam. Şimdi kandıranın lokumu bu. Kandıranın lokumunu bir güzel açıyoruz. Hafiften tepsimizde birazcık yağ var. Yağladığımız tepsimizde ekşi mayalı hamurumuzu açıyoruz. Merdane, oklava falan kullanmıyoruz hanımlar. Bakın görüyorsunuz kandıralı hanımlar çok marifetli. Elde. Elleriyle bu güzel hamurları açıyorlar. Bakın sadece peynirimiz var. Peynir de kandıranın özel peyniri. Evet, kandıra peyniri. Hanımlar bu peynirleri bu köyde kendileri yapıyorlar. Öyle doğal yaşamlar var ki hayran kalmamak elde değil. İstanbul'un yanı başında olduğuna bakmayın. Burası doğal yaşamlarıyla meşhur. Evet. Kocaman hamurumuzun içine bol peynir ilave ettik ve rulo yapıyoruz. Evet. Dürüm gibi sarıyoruz hamurumuzu. Böyle yaptık. Tamam. Tepsimizi alıyoruz. Fırın tepsimizi aldık. Fırın tepsimiz de önceden yağlanmış. Şimdi lokum gibi kesiyoruz. Evet. Böyle sırayla. Aa, bakar mısınız? Tam lokum oldu ama bu lokum. Evet. Bakın sıra sıra 3 parmak kalınlığında lokumlarımızı kesiyoruz. Peynirli lokum yapıyoruz. Kandıra'nın meşhur peynirli lokumu. Çok güzel oldu bakın. Fırın tepsimizi olduğu gibi lokumlarımıza doldurduk. Evet. Şimdi ne yapacağız? Tamam. Bu şimdi biraz bekleyecek, tamam. Kabaracak. Bu güzel lokumlarımız yarım saat 40 dakika birazcık daha mayalansın, dinlensin, hamur kendini çeksin. Sonra fırına atıyoruz. Ve şimdi yaptığımız bu güzel kandıra lokumlarını fırına verme vakti. Fırına gönderelim ama öncesinde ne yapacağız? Önce üstünü yağlayacağız. Tamam. Bakın ne kadar güzel mayalandı. Bu güzel hamurlarımızı şöyle birazcık zeytinyağıyla yağlıyoruz. Evet. Üstüne birazcık zeytinyağı gezdirdik. Şimdi fırına götürüyoruz. Ne kadar pişirelim? İzleyicilerimiz elektrikli fırında ne kadar pişirsin? Bir saat. Bir saat. Bir saat. Derece? 150. Pişene kadar fırınınıza alın. Biz de taş fırına koyuyoruz. Bir saat bu güzel lokumların lokum gibi kızarmasını bekliyoruz. Evet, ondan sonra afiyetle yiyoruz. Yaklaşık 1,5 saattir bekliyoruz lokumlarımızı pişmesini. Çıkarıyoruz kandıra lokumunu. Şu anda. Mükemmel görünüyor Burhanlı'nın, kandıranın meşhur lokumu. Tabakla bıçak da geldi. Bak. Of of of, baksanıza bıçağa gerek kalmadı bile. Aman Allah'ım, ne kadar güzel pişmiş. Bismillahirrahmanirrahim. Gerçekten hayatımda gördüğüm en güzel lokumlardan. Öyle bir lokum ki, öyle bildiğiniz tatlılardan değil, tuzlu, peynirli, harika bir hamur işi. Harika bir hamur işi. Çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Bakmaya doyamıyorum. Burhanlı köyü burası. Kandıra, ellerinize sağlık. Afiyet o pamuk olsun. Ellerinize sağlık. Maşallah. Hepimize sağlıklı. Sağlığımız yerinde olduğu sürece yaparız. Yapmayacak hiçbir şey yok. Evet. Her Allah, şey yaparız. Allah sağlık versin yeter Tabii ki. Çok teşekkür ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.